bu sohbet programlarımızın hayırlara vesile olmasını diyerek başlayayım öncelikle. Özgünlük doğuştan gelen bir nitelik mi, sonradan kazanılan bir özellik mi? Dıştan bakıldığında özgünlüğü belirleyici birçok parametre olduğu gibi daha detaylı baktıkça bu o kadar farklılaşan bir şey ki dışarıdan bakıldığında insan işte iki gözü, iki kulağı, iki dudağı, bir burnu olan, herkeste olan, dolayısıyla bir aynılığı, denkliği olan bir tarafı söz konusuyken parmak izlerine baktığımızda birbirinin aynı olan parmak izi yok. Bu özgünlüğü oluşturan şeyin biz bir yazılım olduğunu görüyoruz bütün canlılarda. Dünyada 8 milyar insan var diyelim. Benim gibi yazılımı olan, benim gibi özgün olan kimse yok. Dolayısıyla da hayata baktığım yerden bakabilecek kimse yok. Bu farkları oluşturan şey bir rastgelelikle mi ortaya çıktı, yoksa bu irade edilen, yönetilen bir şey mi olduğu konusu birazcık felsefik bir konu olarak, tercihe bağlı olarak isimlendirilebilecek bir şey belki. Genel olarak söylüyorum, benim için öyle değil. Benim için çok net, çok uzun süredir genetikle uğraşan birisi olarak herhangi bir rastgeleliğe, rastgelelikte bu işin oluşması ve bu farkların özgün olması, hiç birbirinin aynı bir şeyi tespit edemeyişimiz, yönetilen bir irade tarafından yönetilen bir şey olduğu inancındayım. Tercihim bu yönde. Bu müthiş bir zenginlik aslında. Yani belki insan kendi özgünlüğünün hemencik farkına varamayan bir varlık. Çünkü kendisine bakmaktan ziyade hep etrafına bakıyor. Fakat kendi içinden, kendi birikimden etrafına baktığı için o farkların oluşma sebebini ya da tercihen kendisinde beğenmiş olduğu şeylerin başkasında olmayışını sorgulayışı, bu sorgulamanın neticesinde hangisi daha güzel, hangisi daha iyi, hangisi daha doğru kısmında kendine özen, kendine özgün bir büyük resim oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sosyal alanda özgünlük nasıl inşa edilir? Gerçekten bu eğer bir gerçekliği hakiki olarak kendi aklımızda, kalbimizde yaşıyor isek, yaşarsak, bir başkasının farklılığının bir hakikat olduğunu, dolayısıyla da sosyal ilişkilerde onun bir nüansının olacağının hakiki bir şey olduğunu, dolayısıyla benim gibi olmasının tıpatıp aynı birebir olmasının mümkün olmadığının bilgisiyle eğer sosyal hayatı kurgulayacak olursak ilişkilerimiz çok daha zenginleşir. Eğer böyle bakmaz isek o zaman fakirleştirip bir sahtelik üzerine bu sosyal ilişkiyi kurmak gibi bir tarafa doğru yürüme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bilmiyorsak, cahilsek zaten her şeyi bildiğimiz, dolayısıyla da her şeyi ben kurgulayacağım. Benimkisi en güzel, benden başka da bir güzel yok. Benim söylediğimden başka da bir doğru yok. Benim söylediğimden başka da bir iyi yok. Benim tariflerim, benim normlarım demeye başladığımızda bir hakikate zıt bir sosyal ilişki kurmaya çalışıyoruz demek. Özgünlük veya farklı olmak bizi diğer insanlara karşı üstün kılar mı? Şöyle bir iç bakışımız var diye düşünüyorum bütün insanların içinde. Kendisinin bütün evrenin merkezi olduğunu algılayan, böylece bütün her şeyi kendince yargılama hakkına sahip olduğunun bir kabiliyeti var. Moleküler olarak baktığımızda madem ki böyle bir özgünlüğümüz var, oluşturacağımız terazinin bir kefesine koyacağımız ölçünün de bana ait olmasını iddia eden bir tarafımız tabii olarak oluşuyor. Özgünlüğümün üzerinden hep bir iddiada bulunup Bana göre dediğimiz bir hayatta 8 milyar insanla ya da işte iki kişinin uyum içerisinde geçinmesini
nasıl sağlayabiliriz ki? O halde ölçüyü kim tarif edecek, normu kim tarif edecek? Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki biz programı kendisi tarafından oluşturulmamış, kendisine program yüklenmiş canlılar olarak, nerede doğacağımızı, hangi dili konuşacağımızı seçmemiş bir kök hücre olarak bir kültür içerisinde doğuyoruz. Ve onunla besleniyoruz, onunla şekilleniyoruz. O şekillenme öyle dayatmalarla bize giydirilebilir ki bunların gerçek olduğunu düşünebiliriz. İnanabiliriz çok rahatlıkla. Çok zengin, çok fakir, orta halli fark etmez. Yani bize sunulan bu özgünlüğümüzün bize ait olarak şekillendirdiğimiz bakışımız, bir arayış, bir iradeyi, seçimi bizde muhakkak harekete geçiriyor. Ya oluşmuş olan ve bize sağlanan çıkarları devam ettirmek noktasında bunları kabulle herkese dayatmak noktasında bir tarafımız olabiliyor. Burada hakikatle ilgili bir taraftan bahsetmiyorum ama. Yani içinde doğmuşuz. Hani niçin Türkçe konuşuyorsun sorusuna nasıl yani nece konuşsaydım yani. Ya da niçin Çince konuşuyorsun sorusuna Çin'de doğmuş birisi için. Ama konuşmalarımız, kelimelerimizin içine yüklemiş olduğumuz farklılıklar. Bunlar gerçekten bir gelişmişlik gerektiriyor. Özgünlük arayışı ve farkındalık arasında nasıl bir ilişki var? Farkında olmadan bizi şekillendiren çok ciddi bir uyaran altındayız. O uyaranların etkisinden çıkıp sorgulama yapabilmek, farkında olarak, şuurlu olarak yapabilmek çok kolay bir şey değil diye görüyorum. Biz farkında olmadan özgün olduğumuzu iddia edebiliriz. Kişiye özel bir algılama, kişiye özel bir yargılama ama bunun ortasının bulunacağı ölçülerin muhakkak dizayn edilmesiyle toplumun huzur içerisinde yaşaması, bir denge içinde yaşaması ki buradan hemen adalet üzere yaşaması söz konusu olabilir. Bunu iyi tanımlayabilirsek ya da tanımlanmış bir hakikati orada bulup seçersek ki hepimiz böyle mi yapıyoruz yoksa çıkarımız doğrultusunda mı bunları seçiyoruz? İşimize geldiği için, işimize geldiği zaman adalet anlayışımız, ölçü anlayışımız değişiyor mu? Çocuklukta değişiyor. Ben bu çocukluk kısmını çok kıymetli buluyorum. Çocukluk deyince de primitif, bizde doğuştan bize verilmiş olan şeylerin nasıl olgunlaşacağı, olgunu nasıl tarif edeceğimizle ilgili kısmı tercihen belirleniyor. Bence şu anda dünyanın içinde yaşamış olduğu problemlerin güç merkezli olarak tanımlanıp reklam faaliyetiyle gelişmişliği bize dayatıp tercihlerimizi oluşturmak noktasında müthiş bir hayat yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle de bu manada gençlerimiz çok ciddi bir bombardıman etkisinde. İhtiyar olarak şunun bilincinde değilsek, yani bir dayatmayla gençlerimize bu böyle olacak diyor isek, gençler bu özgünlükleriyle itirazları çok sık olarak bize yapacaklar bunu. Yapıyorlar da zaten. Ama baktığımda hani Sokrat döneminde de gençlerden bir şikayet var. Hangi döneme bakarsanız bu gençler bir farklı oldu. Özgünlükle sorumluluk bilinci ilişkilendirilebilir mi? Kesinlikle ilişkilendirilebilir. Fakat bütün bunların şekillenebilmesi için öğrenimin yanında muhakkak eğitim gerekli. Eğitimin şöyle bir olmazsa olmaz tarafı var. Sizi eğitecek olanın muhakkak o edinimi kazanmış olması gerekiyor. Ya onu da görmeniz gerekiyor. Onda ne görüyorsak zaten aslında öyle eğitiliyoruz. Dediği farklı olsa da bir kere bunun farkında olmalıyız. Bir şey söylüyorsak biz de muhakkak gözükmeyi, gözükmeksizin diğer tarafta oluşturmaya çalışmak müthiş bir eksiklik. Bu eksikliğin farkında olup bizim eksikliğimizi başkasında tamamlamaya çalışmak
hakkına sahip değiliz diye düşünüyorum.